Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni ekonomide konumunu güçlendirmek isteyen, rekabette öne geçmek isteyen şirketler için yapılan çok güzel araştırmalar var. Bu araştırmalardan bir tanesinde Accenture yaptı. Accenture tüm dünyada 390 bin çalışanı bulunan devasa bir şirket ve elinde gerçekten çok önemli bilgiler var. Şimdi bu son raporu Accenture ile konuşacağız. Sizi ve görevinizi izleyicilerimize paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Emre Ayretçi ismim. Accenture'da teknolojiden sorumlu şirket ortağı olarak görev yapıyorum. Accenture sizin de bahsettiğiniz gibi dünya üzerinde yaklaşık 52 ülkede 40'tan fazla endüstride müşterilerine strateji, dijital, danışmanlık, teknoloji ve operasyon alanında hizmet veren bir şirket. 16 yıldır da Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. 600'e yakın çalışanımızla birlikte. Bu rapor Accenture'ın her sene şu Kasım-Aralık ayı içerisinde dünyadaki birçok ülkede ofisinde değişik iş liderleriyle gerçekleştirdiği bir araştırma sonucunda bizim Kasım-Aralık ayı gibi oluşturduğumuz bir rapor. Önümüzdeki 3 ila 5 yıl içerisinde bütün bu teknoloji değişiminin işletmelere, şirketlere ve şirketlerin çalıştığı endüstrilere olan etkilerini inceliyoruz ve onlara önümüzdeki yıllarda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda yol gösteren bir rapor olarak paylaşıyoruz. Çok önemli 5 tane madde vardı. Bu 5 maddeyi kısaca techinsight.com izleyicileriyle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Bu seneki raporumuzda 5 tane ana trendten bahsediyoruz. Bunlardan birisi yapay zeka. Yapay zeka geçtiğimiz senelerde de özellikle kurumların uzman sistemleriyle kendi yapılarındaki iş yapış şekillerini ve otomasyonlarını hayata geçirmek için kullandıkları bir teknoloji gelişimdi. Ekosistem güç oyunları dediğimiz ikinci trendimizde artık işletmeler sadece kendi çalıştıkları alanlarda ve kendi işleriyle ayakta kalmıyorlar. Dolayısıyla kimlerle ortaklık yaptıkları, kimlerle işbirlikleri yaptıkları önem kazanıyor ve yavaş yavaş sadece kendi alanlarında değil etraflarındaki endüstrilere de adım atmaya başladıklarını görüyoruz. İş gücü pazar yeri dediğimiz üçüncü trendimizde ise aslında gerektiğinde kullanılan insan kaynağı olgusu üzerine konuştuğumuz bir trendden bahsediyoruz. Dördüncü trendimiz insanlar tarafından tasarlanan, insanlar için tasarlanan teknoloji demiştik. Bütün bu tasarımın, yani teknoloji geçmişte ya da günümüzde aslında beklediğimiz bir şey. Hayatımızda nerede, ne zaman, nasıl girecek diye beklediğimiz bir şey. Gelecekte ise biz teknolojinin daha görünmez olmasını aslında arzu ediyoruz ve görünmez olduğu zaman daha insani olacağından bahsediyoruz. Oysa bu trendde de bu görünmez teknolojiyi oluşturabilmenin yöntemlerinden birisinin insanların, yani şirketlerin hedeflerini belirlerken müşterilerini ve çalışanlarını odağa almaları gerektiğini, müşterilerin ve çalışanların hedeflerini kendilerine hedef olarak benimseyen şirketlerin doğru teknolojiyi ve bu pürüzsüz görünmez teknolojiyi sağlayabileceklerini söylüyoruz. Son trendimiz de keşfedilmemiş dediğimiz kavram ya da trend. Keşfedilmemiş derken şundan bahsediyoruz. Bu dijital işler günümüzde yaygın olarak kullanılan süreçler ve işler değil. Fakat bizim buradaki önerimiz işletmelere bunların yazılmasını ve oluşturulmasını beklememeleri. Çünkü bazı şeyleri kendilerinin yazmaları ve oluşturmaları gerekiyor. Dolayısıyla kuralları tanımlamaları gerekiyor. Bunu yapanların bu işte liderlik yapacağını, bir takım şirketlerin ise bunu bekleyeceklerini ve bunlar olduktan sonra yola çıkacaklarını, onların ise takipçi şirketler olacağını aslında belirtiyoruz. Bu bilgiler gerçekten çok değerliydi. Bu paylaşımları biz techinsight.com izleyicileriyle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu araştırmanın sonuçlarını çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ve yanımızda Kapital Dergisi'nden sevgili Selçuk var. Az önce Accenture trendleri anlattı. Bu trendler Türkiye'deki şirketler için çok önemli bir fırsat ama tabii Accenture'ın da belki açıklayamayacağı bazı önümüzde problemler var. Şirketleri çok yakından tanıyan, onlarla çok vakit geçiren bir gazeteci olarak sen Accenture'ın bu sunduğu rapordan sonra fırsatları ve tehditleri ne olarak görüyorsun?
Şimdi bugün Accenture'ın güzel bir basın toplantısına bir araya geldik. Öncelikle seni gördüğüm için çok mutlu oldum. Böyle basın toplantısında seni görmek güzel. Şimdi dijitalleşme bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan bir süreç. Şirketler bunu iyi yönetiyorlar. Accenture'ın zaten Türkiye'nin dijital raporu ile dijitalleşme ile ilgili bir raporu vardı. Vodafone'la beraber hazırladığı bir rapor. Önemli bir rapordu bu. Bu raporu adım adım şirketler uyguluyor ve başarılı sonuçlar devam ediyor. Birçok şirkete çok yakınsın. Mesela onların bu dijitalleşme sürecinde yaptığı en büyük hatalar neydi? Dijitalleşme sürecindeki bana göre en büyük hata bu bir sadece hani makine tesisat yenileme ile ilgili olan bir şey değil. Bir bilgisayar sistemini ya da işte bir kompresör makinesini daha işte az elektrik tüketen daha verimli hale getirmek değil. Dijitalleşme yani önce patronun kendisinin dijitalleşmesi gerekiyor bence şirket yöneticisinin. Ondan sonra makinelere dijitalleşme gerekiyor. Bu zamanda daha da anlaşılır bir hale geldi. Şimdi bu süreç ilerliyor. Bir başka gazeteci dostumuz sevgili Fatih Sarı var. Fatih abi sana da şunu sormak istiyorum. Bir trend açıklanıyor. Dünyada takip edilen trendler açıklanıyor ama bir de Türkiye var. Türkiye'nin ajandasıyla dünyanın ajandası konusunda ne gibi farklılıklar var? Önümüzde hangi engeller var? Daha umutlu olarak geleceğe bakabilmek için şirketlerin ne gibi tavır alması lazım? Bu konuda neler söylemek istersin? Aslında Türkiye'ye baktığın zaman yurt dışıyla benzer bir trendi görüyoruz sonuçta. Dünyadaki gelişimin ya başta olsa benzeri Türkiye'de var. Amerika'yı da işte Avrupa pazarını takip ediyoruz işletmeler tarafında ama yine de Türkiye'deki dinamikler, KOBİ sayısının çok fazla olması ya da Türkiye'deki en büyük işletmelerin Amerika'da ve Avrupa'da KOBİ standartında olması bizi biraz yavaşlatıyor maalesef. Bir yandan da regülasyonlarda sıkıntı yaşıyoruz. Regülasyonlar tarafında vergilendirme, freelance toplantılara konuştuğumuz konular yüzünden de bir yavaşlık var. Ama baktığın zaman günün sonunda bugün konuştuğumuz konular neydi? Yapay zeka. Türkiye'de yapay zeka uygulamaları geliştiren yazılım şirketlerimiz, yerli yazılım şirketlerimiz var. Bunu kullanan çok büyük telekom operatörlerimiz çağrı merkezlerinde kullanmaya başladılar. Günün sonunda 3 sene sonra belki Türkiye'de de gerçek anlamda bir yapay zeka ile çağrı merkezinde konuşmaya başlayacağız. Ne olacak? Hakkı aradığı zaman Hakkı'ya göre cevap veren bir agent olacak karşımızda, dijital bir asistan olacak. Fatih aradığı zaman daha böyle sert diyen bir asistan olacak ve bu da aslında yapay zekanın ne demek olduğunu tam olarak kafamıza oturtuyor. O yüzden Türkiye'deki nacizane tavsiyem, sorduğun için söylüyorum, yazılım tabanlı her şey. Yazılımı çözüp ondan sonra üzerine inşaatı kurmaları gerekiyor. Çünkü temel kazmadan bina dikemiyoruz biliyorsun. Temelde de yazılım var bence. Çok teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim.